Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Yarınki İstanbul yarışlarının tahminlerini vereceğiz. İstanbul'da 9 koşulu güzel bir program var. Uzun zamandır video çekemedik. Hepinize tekrardan merhaba. Hemen birinci koşudan başlayınca ilk koşuda 4 numara Ezer Döver. Güzel bir kayızbert yavrusu. İlk yarışında biraz ışman çizik fazla bekledi. Yarışın başlarında at biraz yeterince adapte olamadı sanki. Ondan dolayı sonlardaki atakları iyiydi ama ikinci kaldı. Bugün çok şanslı görünüyor. Startı 2. İyi bir startla mesafede biraz uzamış. Sonlardaki güçlü ataklarıyla kuvvetli gelecektir. Yalnız burada son yarışta etkisiz olan ama güçlü grupta koşan bu kez dil bağ takısı denenen Mehmet Kayalı Güngör Han'da etkili bir yarışı yapabilir. 4-6-6-4 ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün ikinci koşusu yamaklara ait bir yarış. Dolayısıyla tehlikeli bir yarış olabilir. Yamaklar biliyorsunuz zaman zaman sıkıntı yaratabiliyorlar. İyi idare edemiyorlar veya fazla dışarıdan dönüyorlar. O tarz sıkıntılar olabilir. 6 numara Kurtaralı son yarışları iyi. Mert Gökalp Arslan da fena bir aprendi değil. İyi sürüyor. 8 numara Ganando Solo'dan iyi bir yarış bekliyorum. Bugün inisiyatif alıp önlerde gidebilir Ganando Solo. 2 numaralı Koca Seyit yine son yarışları fena olmayan bir at. 3 numara Tavlu son yarışı güzel sprint attı sonlarda ve son at olarak da 5 numara Believe in Me'yi önde gidecek olan bir at olarak düşünebiliriz. 6, 8, 2, 3, 5 şeklinde bir sıra verebilirim arkadaşlar burada size. Üçüncü koşuya geldiğimizde yani Bayartu Kum olsaydı bunları geçer derdim ama çimde ne yapacağını çok kestiremiyorum. Daha önceki çim yarışları o kadar iyi değil. 2 numara Fraser da maşallah son iki yarışında yani sert tempolara rağmen durmuyor. Çimde bakalım bu şeyi yapabilecek mi? Burada aynı stilde 3 tane at var. Yani Fraser, Yıldız Tozu ve Hümen Sultan. Gerçi Yıldız Tozu son yarışta bekleme yaparak kazandı. 2 gitti. 3 gitti vesaire. Ben 2 numara Fraser'ın çimi de yapabileceğini düşünüyorum. İlk şansı ona veriyorum. 1 numara Bayartu ikinci atım ve 4 numaralı Yıldız Tozu da üçüncü atım. 2-1-4 şeklinde yazmanızı tavsiye ediyorum. 4. koşuya geldiğimizde 2100 metrede bu yarışta 2 numara Direct Win'den iyi bir yarış bekliyorum. Birkaç yarıştır bu atı oynuyorum ama İstenilen yarışları yapamıyor ama yarın yapabilir, dikkat edin. 3 numara Secret Eagle son yarışında çok iyi koştu. 4 numara Ananias zaman zaman etkili koşan bir at. 6 numara Blood Diamond yine son yarışta önerdiğim ve beni mahcup etmeyen bir at. Ve 8 numara Sword Times diyorum. 2, 3, 4, 6 ve 8 arkadaşlar. 5. koşuya geldiğimizde 1300 metreli sürat yarışında hızlı bir yarış olacağı kesin. 7 numara Galicia çok iyi sprint atıyor sonlarda. Bu sezon 1-2 yarışını izledim. Çok hoşuma gitti. Mehmet Kaya da böyle atları iyi sürer. Bence yarışın en şanslı atı. 18 numaralı Hürreis 50 kilo bomboş. Mücahit Bayır biniyor. Bence iyi bir yarış yapar. 10 numaralı It May Rain böyle mesafelerin iyi atı. Bu grupta söz sahibi olabilir Furkan Yüksel'le. 11 numaralı Fırtına Vadisi kıpırdanmalar içerisinde çimi iyi bu atı. Bu da sonlarda güçlü gelebilir. 13 numaralı Karabaş çok koşuyorlar bu atı. Yani gerçekten güzel bir at. İyi yarışlar yapıyor. Özellikle bu ekürü geçtikten sonra bayağı iyi yarışlar yaptı ama çok üzerine gidiyorlar. Yani bu kadar da sık koşulmaz. Bakalım kaç yarış koşmuş. 5. ayda 1, 2, 3, 4 yarış koşmuş. Evet. 4. ayda kaç yarış koşmuş? 1, 2, 3, 4 yarış. Yani 3. ayda kaç yarış? 4 yarış. Her ay 4'er yarış koşmuşlar maşallah. Yani hiç dinlendirme yok. Ortalama 7 günde bir, 8 günde bir yarış koşmuşlar. Ama yine de istikrarlı koştuğu için yazacağız. 13 numara Karabaş'ı ve 15 numara Şehzade de son atım. 7, 18, 10, 11, 13, 15. Günün 6. koşusunda tekimizi kullanacağız. Her iki altıya da denk geliyor. Özellikle 8 numara Sakal Aydın'dan çok etkileyici bir sprint bekliyorum. Gerçi ekürüsü Bodrum Kalesi de çok iyi. Ben Yollar Az'ın hızlandıracağı Afrika Ander'in onu Lokomoğlu ile beraber takip edeceği bu yarışta sonlarda her iki ekürün de güçlü gelmesini özellikle Sakal Aydın'ın çok sert gelmesini bekliyorum Kocakaya'yla ve sizlere banko olarak öneriyorum ama Bodrum Kalesi de iyi koşabilir. Önlere daha erken gelip o da işi bitirebilir. Ben 8-6 ekürleri ayırt etmeden yazmanızı tavsiye ediyorum. Günün 7. koşusuna geldiğimizde yani bu 8 numara Elazığ Prensesi'ni oynamaktan yoruldum fakat ilk defa çok iyi bir jokey biniyor Müslüm Çelik son yarışta yine Görkem Özçelik çok kötü sürdü. Yani viraj dönürken yanındaki attan tampon yedi ve en dış kulvara açıldı. Dolayısıyla daha iyi bir yerde bitirebilirdi. Bugün mesafe uzamış.
Müslüm iyi yer tutarsa böyle içerilerden güzel dönüp dışarı çıkıp döndükten sonra yani viraj döndükten sonra güzel bir sprint kulvarı kendine yaratabilirse bu koşuyu kazanabilir diye düşünüyorum. 8 numara Elazığ Prensesi. Çok iyi bir yarış bekliyorum. 1 numara Atalay. Bu öyle bir grupta şans yaratabilir kendine. 6 numara Prince Bonan startta kalmazsa iyi bir yarış yapabilir. Dikkat edin. Normalde gruptan kaliteli bir at ama start problemi var. 5 numaralı Morah. Bu at da start problemi var. Fiziği falan çok güzel. Yalnız bu atı Ömer Ahlat çalıştırıyor. O da böyle start problemli olan atları düzeltmek için kullanılan bir jokey. Geçen yarış 4 boy startta kaldı. Bu yarış belki kalmayabilir. Metin Hamidi ile günün önemli bir sürprizini yapabilir. Ve 4 numara Charlie de Hışman'la kendine bir şans yaratabilir. 8, 1, 6, 5, 4 arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 5 numara Kerem Şah'ın normalde bu grubu geçmesi lazım gibi görünüyor. Fakat zaman zaman dışa sapma problemi var. Bir de yani bugün 400 metrelik bir sprint atmışlar. Sert bir sprint gibi görünüyor. Acaba etkilenir mi diye kafam takıldı. 400'ünü 24 küsur yapmış. Çok iyi bir derece ama yarıştan bir gün önce böyle bir sprint yapmak. Gerçi Hasan Altunbaş da yani çok deneyimli bir antrenör. Hacı Altunbaş pardon. Hulusi Taşkın'ın da eski at sahiplerinden. Bildikleri bir şey vardır diye düşünüyorum. 5 numara Kerem Şah ilk şanslı atın. 6 numara Koşan Aslan son yarış çok iyiydi. Yine iyi koşabilir. 10 numara Evelina yine son yarışını beğendiğim bir kısrak. Güzel bir yarış yapabilir. Bir de ilk kez koşacak olan bu 9 numara Öner Bey'i çok güzel bir orijini var. Orçun Betül. Yani bu kadar güzel orijinle bu kadar güzel orijinle güzel bir yarış yapması lazım. 9 numara Öner Bey'i. 5, 6, 10, 9 arkadaşlar. Günün son ayağına geldiğimizde 10 numaralı Koca Palot uygun bir grup bulmuş. 2 tane yarış gördü. Yarışı kazanma şansı yüksek. 7 numaralı Kadir İman fena görünmedi. Müslüm'le iyi bir yarış yapabilir. 2 numara Süpermen Bursa'dan kazanarak geldi. 1 numaralı Editör yine fena değil çim yarışları ve son at olarak da 8 numaralı Kaçan Adam henüz bu sezon iyi yarışı yok ama Gökhan Gökçe biniyor. Önde yalnız kalabilir. Yani bir anda farkı viraja doğru gelirken 5-6 boya kadar çıkarırsa durmayabilir. İyi bir attır. Bu da Artos yavrusu. Yani Kaizbert'in oğlu Artus, yanlış hatırlamıyorsam çok iyi bir yarış bekliyorum kaçan adamdan da. 17-2-1-8 arkadaşlar. Hepinize bol şanslar. Kanalımıza abone olup videoları beğenir ve yorum yazarsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Hepinize sevgiler, saygılar ve bol şanslar diliyorum.